Bilim insanları dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Buna göre virüs yayılırken mutasyona uğradı. Araştırmayı Çinli bilim insanları yaptı. National Science Review dergisinde yayınlanan araştırmaya göre virüsün L ve S adı verilen iki türü var. Daha saldırgan olan L tipi virüsün yayılma hızı Ocak ayından itibaren düşüşte. Ancak incelenen örneklerin %70'ini bu tip virüs oluşturuyor. Çin'deki karantin önlemlerinin virüsün yayılma hızını ciddi oranda düşürdüğü tahmin ediliyor. Çinli yetkililer de virüsle ilgili çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Çin Tıp Doktorları Derneği patojenin kuluçka süresinin 5 ila 14 gün arasında değiştiğini açıkladı. Bu şimdiye kadar virüsün kuluçka süresiyle ilgili yapılan en net açıklama. Çin'de virüsün yayılma hızı büyük oranda kontrol altına alındı. Günlük ölüm vakaları ve yeni hasta sayısı düşüş trendinde ama yetkililer temkinli mücadele iyi gidiyor ama henüz sona ermedi açıklaması yaptı. Koronavirüs salgını Çin'de bugüne kadar 2900'den fazla can kaybına yol açtı. Virüs taşıyan kişi sayısı düşse de hala binlerce kişi tedavi altında. YouTube kanalımıza abone olun.